Yutulmuş yıldız 348 hangi hazineler takas edilir? Babata'nın dışarıdaki binden fazla yıldız seviye 9 savaşçıyı taramasına ve bunların dağılımına göre, Luo Feng onların kaçma şansları olduğu konusunda çok açıktı. Ancak kendisi açık olsa bile, Halabi'nin üzerinde insan vardı. Bu çok büyük bir rakamdı. Bu kadar çok insanın görme ve duyma yeteneğinden kaçabilmek için çok dikkatli olmaları ve biraz da şansa ihtiyaçları vardı. Şarj. Luo Feng zihinsel olarak iletişim kurdu. Su. 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 Su, yer altından beş ışık huzmesi dışarı fırladı. Luo Feng'in o noktadaki kazısı yaklaşık altı saat sürdü. Gökyüzü karanlık geceden şafağa geçmişti ve ışık toprağı doldurmaya başlamıştı. Beni takip et, dikkatli ol, gürültü yapma. Luo Feng zihinsel olarak iletişim kurdu ve hızla ormanı delip, geçti. Yaşayan A.I. Babata hızla en uygun kaçış yolunu hesaplıyordu. Orada insanlar var, bizim insanlarımız değil, takip etmek. Yüzden fazla yıldız seviye 9 savaşçı hızla uçtu ve kovalamaya başladı. Babata'nın hesaplamaları doğru olsa da, Luo Feng'in ekibinin 5'inin de onun talimatlarına göre %100 hareket etmesini ve tepki vermesini sağlamak imkansızdı. Ortadan kayboldular. O yönde ortadan kayboldular. Hali hazırda gökyüzünde süzülen yüzün üzerinde insan vardı. Çevreyi dikkatlice tarıyordu. Ağaçlar uzun ve devasaydı. Bol miktarda bitki örtüsü vardı. 10 milyon yıldır el değmemiş olan bu yer zaten havada asma ve köklerle kaplıydı. Bitki örtüsünün arkasını görmek imkansızdı ve Luo Feng'in ekibi hızlı ve çevik bir şekilde, kaçtı, hepiniz bu tarafa gidin, biz de bu tarafa hızla gideceğiz. Luo Feng ve ekibi durmadan önce sürekli olarak on binlerce kilometre kaçtı, vay canına, sonunda kurtulduk. Yıldırım tanrısı başını ovuşturdu, üzerinde boncuk boncuk terler vardı, güldü. Bu daha önce gerçekten tehlikeliydi. Gerçekten tehlikeliydi. Otlaklarda ya da düz arazilerde olsaydık bizim için biterdi diye bağırdı. Luo Feng başını salladı. Dağlık orman bölgelerinde olması, dağların arasında saklanması, ağaçların olması ve sık bitki örtüsü olması nedeniyle bu kadar kolay kaçabilmişlerdi. Eğer orası dağlık orman bölgesi olmasaydı ve bu kadar çok insan tarafından keşfedilseydik böyle bir risk almaya cesaret edemezdim. Luo Feng güldü. Haha. Luo Feng seni serseri, gerçekten dikkatlisin. Yıldırım Tanrısı güldü. Doğru, o noktadan kaç tane gök taşı elde ettik? Az önce daha çok gök gürültüsü kümelerinin olduğu üç nokta vardı. Daha kalabalık olan iki noktayı kazıyorduk. 210.397 ve 198.355 taş. Ancak ikinci noktanın yalnızca çoğunu almayı başardık. Bitirmek için zaman yoktu. 170.000 kadar taş topladık. Luo Feng güldü. Toplandığında o dağ ormanı bölgesinde toplamda yaklaşık 380 bin taş kazdık. Bütün bu bölge. Toplam nedir? diye sordu. Yaklaşık 630 bin taş. Luo Feng güldü. Fena değil. Yarısını aldık. Ton başını salladı. Ancak Yıldırım Tanrısı dudaklarını kıvırdı, eğer o grup birkaç saat daha yavaş olsaydı, yüzde 90 veya daha fazlasını elde edebilirdik. İlk nokta bize 400 bine yakın taş kazandırdı. Luo Feng gülümsedi. Şu anda zaten 780 bine yakın gök taşı kazdık. Ancak şu anda 2 milyon güçlü ordu zaten farklı bölgeleri işgal etmeye başladı. Bu nedenle zamanı kavramalı ve hızlıca daha fazlasını bulmalıyız. Gök gürültüsü bölgelerinin tamamı işgal edildiği anda hiçbir umudumuz kalmayacak. Diğer dördü başlarını salladılar. Şu anda 2 milyonluk güçlü ordu yeni gelmişti. Bazıları daha erken, bazıları daha sonra artı dünyanın dünya içindeki enginliği tüm fırtına bölgelerini tamamen işgal etmek hala birkaç günlük çalışma gerektiriyordu. Bu birkaç günde içlerinde hala biraz umut vardı. Bir zaman aralığı bir ons altın değerindeydi. Şu anki zaman kıyaslanamayacak kadar değerliydi. Luo Feng ve ekibi, Babatan'ın taramasına göre hareket ederek uzak bölgelere doğru uçtu. Çünkü 2 milyonluk ordu sürekli olarak girişten dağılıyor. Girişten ne kadar uzaklaşırlarsa umutları da o kadar artacaktı. Bu uzun uçuş 8 günden fazla sürdü. Luo Feng ve ekibi 8 gün boyunca hiç dinlenmeden uçtular ve sonunda bir parça et yemek için durdular. 2 milyonluk ordunun bu dünya içinde neredeyse tüm bölgeleri işgal etmesi gerekirdi. Artık pek umudumuz yok. Şimdi merkeze dönüp hazine takası yapmak için kaleye gidelim. Luo Feng ve ekibi binlerce kilometreye yayılan büyük bir nehirden fırladı. Haha, <laughs> bu 8 günde gerçekten başarıya ulaştık. Gök gürültüsü tanrısı güldü. Honda gülümsedi. Evet kesinlikle. Luo Feng çok mutluydu. 8 gün dinlenmeden uçmak yorucuydu ama henüz kimsenin kazmadığı bir bölgeyi keşfedecek kadar şanslıydılar. Her ne kadar miktar ikinci sıradaki kadar abartılı olmasa da ilk sıradaki miktara yakındı. Luo Feng ve ekibi doğal olarak fazlasıyla memnundu. Nihayet, bu üç noktayı kazıp topladığımızda toplam 1.125.638 göktaşı elde ediyoruz. Luo Feng kıyaslanamayacak kadar mutluydu. Gök gürültüsü arayışı tamamlandı. Luo Feng ve ekibi merkez bölgeye geri dönüş yolculuğuna başladı. Yol boyunca, haritada gök gürültüsünden önce işaretlenen bölgelerin hepsinin ekipler tarafından işgal edildiğini açıkça keşfettiler. Her bölgede en az 10.000 kişinin toplanması, küçük takımların artık ümidini yitirmesine neden oldu. Yarın kaleye ulaşabileceğiz. Gök gürültüsü taşlarını aramak 11 gün sürdü. Geri uçmak ise 5 gün daha sürdü. Yarım aydan fazla bir süre uykusuz veya dinlenmeden geçti. Bu gece herkes iyi dinlensin. Düzlüklerden pek de uzak olmayan bir ormanda Luo Feng'in ekibi nihayet iyice dinlenmek için durdu. 16 gün uyku ve dinlenme yok, yorucu. Her ne kadar biraz yıpranmış olsalar da Yine de son derece heyecanlıydılar. Daha önce Gök Gürültüsü taşlarını arama süreci heyecan vericiydi ve şu anda hazinelerle takas etmeye gidiyorlardı. Kim heyecanlanmaz ki? Üçüncü kardeş, hangi hazineleri takas ediyoruz? Gök Gürültüsü Tanrısı sormadan edemedi. Toplam 1.12 milyon gök taşımız var. Luo Feng Hona ve Yıldırım Tanrısına baktı. Büyük kardeş, ikinci kardeş. Hazinelerin listesi sende de var. Neyle takas etmeye hazırsın? D6 topu. Yıldırım Tanrısı şunu bekliyordu. Bu D6 topu. Etki alanı Lordu 6. Seviye savaşçılar bile bu atışı engellemekte zorlanıyor. Bu seviyedeki bir silah. Ayrıca D6 sınıfı kesinlikle son derece maliyetli. Bu topraklardan ayrılmak, başka hiçbir yerde olmayacaktı. Stokumuz var. Sağ. Luo Feng başını sallamaktan kendini alamadı. D6 sınıfı top, bir etki alanı Lord'unu uzaklardan saklayıp vurarak onu öldürmek. Bu seviyede bir silah, çoğu sektör Lord'unun bile elinde yoktu. Sorun, Paralarının olmaması değildi. Mesele parayı almanın hiçbir yolu olmamasıydı ya da belki sektör lordları için bu paraya değmezdi. 11 numaralı ürün, Yıldızların Kalbi. Hon'un gözleri parladı. Bu Yıldızların Kalbi, sizlerin de bunu bilmesi gerekir. Yıldızların Kalbi efsanevi bir eşyadır. Geniş evrende bitki yaşamı, hayvanlar, İnsanlar, yaşam gezegenleri gibi yaşamı üretme ve sürdürme yeteneğine sahip birçok gezegen vardır. Bu yaşam gezegenlerinin hepsinin sınırlı bir ömrü vardır. Bir yaşam gezegeni yaşlandığında, çekirdeği kalan tüm yaşam enerjisini bir kristalde toplayacak ve yıldızların kalbini oluşturacaktır. Aptal, 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 öfke ve tatminsizlikle dolu net. Net ses yüksek sesle yankılandı. Vay! Babata! Luo Feng şüphelendi. Sorun ne? Sakın bana bir D6 topuyla. Hatta yıldızların kalbiyle değişmeye hazır olduğunu söyleme. Bir D6 topu. Öncelikle boyutu çok büyüktür. Ayrıca ateş edebilmesi için yeterli kuvvetin toplanması gerekir. Sadece hazırlık süresi yaklaşık 30 saniyedir. En önemlisi. Dünya üzerindeki otomat gemisi, Obi Undinkin gemisi, Babata, Yunmo gezegeni gemisinde ölen ölümsüzler, dedi, doğru. Luo Feng açıkça hatırladı, o zamanlar Yunmo gezegen gemisindeki ölümsüzler arasında gerçekten de bir otomat savaşçısı, vardı, gemideki ileri teknolojiye sahip otomat yarışı, kesinlikle D6 sınıfı toptan daha güçlü bir şey var. Babata, bundan çok daha iyisi olacak. Neden gök gürültüsünü bunun için harcayasın ki, dedi. Yıldızların kalbine gelince, bu iyi, vücudun gelişimi için faydalı etkileri var, ancak hızı çok yavaş. Normal dövüşçüler için iyi, ancak Luo Feng, sen zaten altın boynuzlu canavarın bedenine sahipsin. Dolayısıyla insan vücudunun dar boğazla sınırlı değil. Büyük ölçüde yapabilirsin. Evriminizi geliştirin. Bunu yavaşça yutmanıza gerek yok. Babata, yeterli servete sahip olduğunuz sürece gelişmek için birçok yolunuz olacak. Yıldızların kalbine ihtiyacınız yok," dedi. Ayrıca, en büyük hatayı yaptın. Yani hırsın yok. Babata pek memnun değildi. Hırs yok mu? Hırs yok derken ne demek istiyorsun? Luo Feng şüpheliydi. Hazinelerle takas etmeye nasıl hazırlandığınıza bakınca, Luo Feng çaresizce cevapladı. 2 milyonluk ordu zaten bir dünya içinde dünyaya ulaştı. Gök gürültüsü bölgelerinin hepsi işgal edildi. Şu anda artık gök gürültüsü için umut yok. İnanıyorum ki zaman geçtikçe sadece bir zamana ulaşacak. Vahşet ve savaşlar ve gök gürültüsü için yapılan savaşta 2 milyon ordu savaşırken benim 5 kişilik küçük ekibim Aptal Hayat Meyvesi 9 numaralı ürün Hayat Meyvesi Babata bağırdı. Hayat Meyvesi ne durumda? Luo Feng şüpheliydi. Hayat meyvesi kesinlikle büyük miktarda yaşam enerjisi depolar. Bir sektör lordunun ruhu yok edilmediği sürece. Yaraları ne kadar ağır olursa olsun, tek bir meyve onun tamamen iyileşmesine yardımcı olabilir. Buna sektör denir. Tanrı'nın ikinci hayatı. Ama bunun benimle ne alakası var, onu şu anda kullanamam değil mi? Kullanabiliyorsun. Neden kullanamıyorsun, babata? Hayat meyvesi büyük miktarda saf yaşam enerjisi depoluyor. Yaşam enerjisinin kullanımını bilmelisiniz, dedi. Anlıyorum. Muya kristalleri de yaşam enerjisi depolamıyor mu? Luo Feng çok açıktı. Muya kristalleri insanları, bitkileri ve hayvanları evrimleştirebilir. Doğru. Gelişin. Babata dedi. Muya kristalleri insanları evrimleştirebilir ve trilyonlarca, kat daha değerli olan yaşam meyvesi de insanların bitkilerini ve hayvanlarını evrimleştirebilir. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu bin ila on bin kat daha yüksek dereceli bir muya kristalidir. Hatta bir sektör lordunun bile yaralar anında iyileşebilir. Yaşam meyvesini kullanıp beni geliştireyim mi diyorsun? Luo Feng sordu. "Yanlış. Dünyada Moya kristallerini yiyen bazı canavarlara ne olduğunu hatırlamıyor musun?" Babata dedi. Luo Feng hatırladı. "Dünyada, Sisli Adada bazı canavarlar Moya kristallerini yediklerinde patlarken, bazıları da başarılı bir şekilde imparator seviyesine evrimleşti. Önemli olan kişinin hücre gücüydü. Ne kadar güçlüyse, enerjiyi o kadar iyi sindirebilirdi. Tıpkı imparator seviyesine ulaşan dokunaçlı canavar gibi, hayat meyvesindeki yaşam enerjisi kıyaslanamayacak kadar saf ve konsantredir. Onu yutacak olsan anında patlarsın. Babata, yalnızca kıyaslanamayacak kadar güçlü hücrelere ve daha büyük fiziğe sahip olan şeyler aslında, yaşam enerjisini emip gelişebilir, dedi, diyorsun. Luo Feng'in gözleri parladı, doğru. Bulutla temas eden sarmaşık. Babata, şu anda bulutla temas eden asma yıldız seviyesi 4'te, limiti 36 asmaya kadar uzanıyor. Her asma kendisi çok daha küçük asmalara ayrılabilir. Aynı zamanda her asmanın sınırı yaklaşık 30 bin metredir. Ayrıca, hatta devasa bir kök ağı bile var. Luo Feng'in gözleri parladı. Misti ıslandı yıldız gezgini seviyesindeki bulutla temas eden sarmaşıkta, tek bir sarmaşık tek başına yaklaşık 2000 metre kadardı. Ayrıca bulutla temas eden asmanın hücre gücü çok güçlü. Babata şöyle dedi, sisli adada sen de bunu biliyorsun. Bulutla temasta olan normal şekilde beslenen bir asma bile, bir asmayı kırarsa hızla yeniden büyür. Hücre gücü açısından seninki özel bir şekilde beslenmiş. O normal olanlardan çok daha güçlü, hücre gücü. Bulutla temas eden sarmaşık açısından bu tür bitkiler, türleri nedeniyle etki alanı lordları bile onunla karşılaştırılamaz. Üstelik kıyaslanamayacak kadar büyük bir fiziği var. Şok edici hücre gücü, inanılmaz derecede büyük vücut. Bu yaşam meyvesini özümseyecek en iyi konukçudur. Ayrıca patlaması konusunda endişelenmene gerek yok. Eğer hepsini ememezse birkaç asmayı kırar ve yaşam enerjisinin dağılmasına izin verir. Ölmez. Babata inanılmaz derecede heyecanlıydı. Bir alan lordunu aşan hücre gücü 30 bin metre uzunluğunda 36 asma ve geniş bir kök ağı, hayat meyvesini yuttuğu anda kesinlikle büyük ölçüde gelişecektir. Şu anda dördüncü seviye yıldız. Hayat meyvesi var. O zaman geldiğinde, ortağınız olarak evren seviyesinde bir bulut iletişim asması ile, kesinlikle bu grupların çoğunun liderlerini öldürebilir, depo eşyalarını elinizden alabilirsiniz tüm fırtına taşlarını elinizden alabilirsiniz. Babata son derece memnundu. Öncelikle hayat meyvesine yatırım yapın ve bulutla temas eden, asmayı güçlendirin. Ondan sonra ona güvenin ve daha fazla gök taşı alın, daha fazla hazineyle takas yapın. Koz planı bu. Luo Feng'in kanı Babata'nın planını duyunca kaynıyordu. Bulutla temas eden asma inanılmaz derecede güçlü bir yardımcı bitki yaşamıydı. Aksi takdirde Yunmo gezegeni ustası kendi başına bir bitki yetiştirmezdi. Evren seviyesine ulaştığı an, evren seviyesindeki bulutla temas eden sarmaşığın sağlamlığıyla, birkaç sarmaşıkla yer altındaki savaşçıları kolaylıkla öldürebilirdi. O zaman geldiğinde düşmanların sayısı çok olsa da liderleri öldürüp depo eşyalarını alabilirlerdi. Sağ, bir milyondan fazla göktaşının değeri neydi? Önce bulut temas asmasını kıyaslanamayacak kadar güçlü hale getireceğiz. Sonra da daha fazla gök taşı elde edeceğiz. Luo Feng tamamen kararlıydı. İkinci gün şafak vakti. Işık topu bir dünya içindeki dünyanın gökyüzünde yüksekteydi. Işık yukarıdan aşağıya doğru parlıyordu. Luo Feng'in ekibi doğrudan merkez bölgeye yöneldi. Düz arazinin orta bölgesi. Kale tam oradaydı. Hım. Luo Feng'in ekibi uzaktaki merkez bölgeye baktı. Üçüncü kardeş. Hon hafifçe kaşlarını çattı. Merkez bölgede bir sürü insan var. Bu çok fazla. Luo Feng kaşlarını çattı. Gök Gürültüsü Kalesi'nin olduğu mesafede çok sayıda yıldız seviyesindeki kaşif toplanıp yeri ve gökyüzünü doldurarak tüm alanı doldurdu. Luo Feng'in yol boyunca gördüğü herhangi bir takımdan çok daha fazlasıydı. Hazineleri takas etmek o kadar kolay olmayacak gibi görünüyor. Yıldırım Tanrısı yavaşça iç çekti.